Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeşilimin tonu leylak markası 117. Sarı kullanacağım 443 numara leylak markası 443. Yazmamın tonunda bir rengim var. 917 numara leylak markası. Dondurma çubuğu kullanacağız arkadaşlar. Dondurma çubuğu kullanacağız şu şekilde. İsterseniz kalem de olabilir. Modelimiz iğne oyası gönderdi arkadaşımız. Gerçekten çok zarif oldu. Böyle hafif bir model istiyorsanız yazmanızın kenarında ağır olmayacak bir model. Yani hacim olarak istiyorsanız bu modeli tavsiye ederim sizlere. Bakın çok güzel hafif bir model oldu. Alt zemini yeşil gittik yazman renginden üst pimpiriklerini yaptık gerçekten çok güzel oldu iğneden tığa bir modelimiz oldu şimdi ipimi tığ bastığına sabitledim ve vereceğim arayla başlıyorum ben iki arasına 18 tane tığ batısı yapıp modelimizi kurdum alt zeminini şimdi bakalım şuradan bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisinde kapattım. 9. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisinde kapatıyorum. 10. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisinde kapatıyorum. 11. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı içerisinde kapatıyorum. 12. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisinde kapattım. 13. 2 adet zincir yandakinde kapattım 14 2 adet zincir yandakini de kapattım 15 2 adet zincir yandakinde kapattım 16 17 2 adet zincir yandakini de kapattım 18 2 adet pardon şimdi 18 tane bu model bittikten sonra tığ battımı yaptım şimdi 5 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 modelimi döndürüyorum birinci değil bakın burada değil ikinci de kapatıyorum 5 adet zincirimizi düz yüzüne döndüm yuvanın içine girdim bir adet sık iğnesi yaptım bir de zincir çektim ilmeğimi genişlettim ve uzattım burada dondurma çubuğu kullanacağız 2 3 4 5 6 tane ilmek çıkaracağım buradan ipin ucunu al bir iki adet zincir çekip genişletip takalım bu iki ipin ucunu al bir iki adet zincir çek genişlet tak bu üç ipin ucunu aldım iki adet zincir çektim genişlettim taktım 4 5 ipin ucunu aldım iki adet zincir çektim genişlettim taktım altı bu şekilde 6 adet ilmek çıkardım. ipin ucunu aldım, yuvaya girdim. 2 adet zincir çektim. 2 adet zincir çektim. Şimdi hemen aynı yuva içerisinde aşağıdaki bakın son tığ battığımızda içine girip sabitliyorum. Şimdi 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu vereceğim ara. 2 adet zincir yandakinde kapattım 2. 2 adet zincir yandakinde kapattım 3. 2 adet zincir yandakinde kapattım 4. 2 adet zincir yandakinde 5. 18 tığ battısı yapıyorum. 6. 2 adet zincir çekerek 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 5 zincir 18 adet tığ batısı yaptıktan sonra 5 zincir çektim dönüş yaptım arkasına birinci değil bakın bir tane bırakıyorum ikinci de kapatıyorum Yuvanın içine giriyorum bir adet sık iğnesiyle. Bir adet de zincir çekip yine buradan dondurma çubuğuma takıyorum. 6 tane ilmek çıkaracağım ve sonrasında yine 18 adet ara vereceğim. Yine yuvamı oluşturacağım. Yine bu ilmekleri çıkaracağım. Alt zeminimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst zemini için renkli ipimi tığıma sabitledim. Bunu çıkardık. Burası düz yüzümüz. Tersinden arkadaşlar. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Şuradan dibinden tığ batısı sayıyorum. 1, 2, 3. Şuradan dördüncüden tutturuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ilk ilmeğimi alıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 zincir çektim. Devamdaki ilmeğimi aldım, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Devamdaki ilmeğimi aldım ve sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Devamındaki ilmeğimi alıyorum. yönü dönmüşse düzelterek alalım ilmeklerimizi sabitliyorum. 8 zincir çektim. Devamındaki ilmeğimi aldım. Sabitledim. Tekrar 6 7 8 zincir çektim. Buradaki son ilmeğimi aldım, sabitledim. Bunu da arkadaşlar şöyle bir bakalım şöyle yapın nereye denk geliyorsa orada kapatacaksınız yani kaçıncı tığ batısına denk geliyorsa bakın bu şekilde iki adet zincirle dönüş yaptım İlk yuvaya girdim kapattım bu bir iki adet zincir çektim dönüş girdim kapattım bu iki iki adet zincir çektim girdim kapattım üç 2 adet zincir gir kapat 4 2 adet zincir girip kapattım 5 2 adet zincir girip kapattım 6 2 adet zincir girip kapattım 7 2 adet zincir girip kapattım 8 gördüğünüz gibi son kez 2 adet zincir çektim girip kapattım 9 9 kez 2 adet zincir kapattık hemen yanındaki yuvaya 1 adet sık iğnesi ile giriş yaptım buraya da işlem aynı 2 adet zincir çekip kapatıyorum bu bir 2 adet zincir kapat bu 2. 2 adet zincir kapat bu 3. 4 5 6 7 8 2 adet zincir kapat 9. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle girişi yapıyorum hemen. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. Buraya da 9 kez. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 adet zincir kapat 9. Hemen yandaki yuvama geçiş yapıyorum. İşlem aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 adet zincirle 9 kez kapatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yandaki yuvaya geçiş yaptım. İşlem aynı. Burada da 9 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum. İşlem aynı olduğu için hızlı yapıyorum. 2 adet zincir kapat. işlem aynı arkadaşlar aynı tığ battı içerisine giriyorum bir adet sık iğnesi yaptım bir adet de zincir çekip ipimi kestim bu şekilde şimdi ön kısmının pimpirini yapalım sar rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim hemen buradan düz yüzünden bakın burada bir tane içinde tığ bırakıp kapatmıştık ya burada ortada bir boşluğumuz var yuvanın altında buraya giriyorum ipimi sabitliyorum 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 girip kapattım bu bir 1 2 3 4 5 girip kapattım bu 2 1 2 3 4 5 girip kapattım bu 3 1 2 3 4 5 girip kapattım bu 4 son kez 5 adet zincir çekip kapatıyorum. 5 kez 5 adet zincir kapattık. 1 adet zincir çekip ipimizi keselim. Şöyle üzerine sabitleyelim İplerimizi temizleyelim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Sizce de çok zarif güzel olmadı mı arkadaşlar? Bir iğne oyasını tığ oyasına çevirdik hep beraber. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şöyle yapalım ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız için net bir görüntü bırakalım ve veda edelim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.